Primer mielofibroz bağ dokusu yani kısaca BD ve fibroblastların ki fibro sözcüğü buradan geliyor kemik iliğinde üretilmesi demektir. Onu da kısaca KI, KI diye yazalım. Mielo da zaten kemik iliği anlamına gelir. Primer mielofibroz bu durumun kendi kendine gerçekleşmesi demektir. Çünkü diğer mielo proliferatif hastalıklarla yani MPH'lerle ilişkili olan başka türde mielofibrozlar da var. Yani primer mielofibroz, vücudumuzda kemik iliği üreten kemiklerin, örneğin uyluk kemiği, yani femurun veya diğer uzun kemiklerin gövdesinde ortaya çıkan bir hastalıktır. Bu bölgeler bazı hücrelerin üretimi için çok önemlidir. Mesela e, pluripotent, yani pek çok şeyi yapabilme potansiyeli olan hücre. Pluripotent hematopoetik kök hücre. Tekrar ediyorum. Pluripotent hematopoetik kök hücre. Hematopoetik ise kanla ilgili demek. Bu arada buna multipotent desek de olurdu. Aslında ikisi arasında bir nüans var. Ancak bu videonun kapsamını düşünürsek e, pluri, pluri, ya da pluripotent dememiz pek de sorun olmaz. Çünkü aşağı yukarı görevleri aynı diye düşünebiliriz. Tamam mı? Neyse kafanız çok karışmasın. Devam ediyorum. Evet. Bu kök hücrenin görevi, kan dolaşımında gördüğümüz tüm o farklı hücreleri üretmektir. Buraya lenfoid kök hücre soyunu çiziyorum ve buradaki de birazdan daha detaylı konuşacağımız mieloid kök hücre soyu. Primer mielofibrozda olay, femur içerisindeki iliğin bağ dokusu ile yer değiştirmesidir ve bu da pluripotent hematopoetik kök hücre mieloid kök hücre ve hatta kırmızı beyaz kan hücreleri ve trombositlerin üretimini zorlaştırır. Kısacası olması gereken kan hücresi aygıtı yok demektir. Bu durumda akla gelen ilk şey, eğer bu kök hücreleri kemik iliğinde üretemiyorsak, nerede üreteceğiz? Bunun açıklaması primer mielofibros. Primer mielofibroz genellikle myeloid metaplazi denen durumla birlikte ortaya çıkar. Myeloid kelimesinin kemik iliği yani kısaca KI ile ilişkili, KI ile ilişkili olduğunu hatırlarsınız. Bu durumda metaplazi ise kemik iliğinin başka bir yerde üretildiğine işaret ediyor. Bu başka bir yerde aslında karaciğerimiz ki ileride büyüyecek o yüzden şimdi onu böyle büyük çizdim yani karaciğer, hematopoetik kök hücrelerin üretimini üstlenerek fazladan çalışabilir. Aynı şekilde dalak da benzer bir görev üstlenir. Dolaşım sistemindeki kan hücreleri için kök hücre üreterek fazladan çalışmaya başlar ve karaciğer gibi tıpkı o da büyür. Tam bu noktada buradaki kemikte bulunan fibroza dönebiliriz. Burada Janus Kinaz 2 mutasyonu ya da kısaca Jak 2 mutasyonu diye bir şey karşımıza çıkıyor. Tam olarak aynı mutasyonu e, polisitemia, vera ve esansiyel trombositemide de görüyoruz. Yani bu mutasyonu iki durumda daha görüyoruz. Polisitemia, vera ve esansiyel trombositemi. Ancak aralarında temel bir farklılık var. Bu hastalıkta arıza çok çok erken kemik iliğinde gerçekleşiyor. Daha sonra ise bu kök hücrelerden üretilmesi gereken diğer hücreleri de tehlikeye atıyor. Buraya onları da çizeyim böylece konuşurken hatırlamamız kolay olur. Bu durumda farkına varılması gereken en önemli şey, kemik iliğinde üretiyor olmamız gereken hücrelerin arıza sebebiyle üretilmemesi ve bazı belirtilere ve işaretlere bu durumun sebep olması. Örneğin, dalaktaki büyüme veya e, splenomegali ile ilişkili olarak abdominal şişkinlik, yani karın bölgesinde şişlik. Aynı şey karaciğer için de geçerli olabilir. Karaciğer büyümesine de e, e, hepatomegali denir. hepatomegali Sonuç olarak bu iki organın büyümesi durumunda hepatosplenomegali ortaya çıkar. Hepatosplenomegali, kısaca HSM olarak yazalım. Aynı zamanda kemik ağrısı gibi bir problemle de karşılaşabiliriz çünkü kemik iliğinde hızla artan fibroz oradaki sinirleri etkiler. Bunların haricinde asıl düşünmemiz gereken aslında kemik iliğinde üretiyor olmamız gereken hücrelerin eksikliğinde ne olacağı. Örneğin damarımızda bir kesik olduğunda pıhtılaşma sağlayan trombositlerin olmadığını bir düşünün. Bu durumda düzensiz bir şekilde kanama meydana gelebilir ve bu da burun kanaması veya genel olarak deri altında kan birikmesi demek olan ekimoz denilen duruma sebep olur. Ekimozu morarma gibi düşünebilirsiniz. Bunlar bir yerinizi çarptığınızda gerçekleşecek şeyler. Diyelim ki kalabalık bir odada yürüyorsunuz ve kalçanızı bir masa veya sandalyeye çarptınız. Vücudunuzda trombosit eksikliği olduğunda bu küçük çarpma bile ciddi morluklara yol açabilir. Kırmızı kan hücrelerinin eksikliğinde ise cildiniz daha solgun görünmeye başlayabilir. Veya vücudunuza oksijen taşıyacak yeterli sayıda kırmızı kan hücreniz olmadığı için baş dönmesi gibi problemlerle de karşılaşabilirsiniz. Bu da dediğim gibi al yuvar eksikliğinden kaynaklanır. Kısaca RBC yazabiliriz. Çünkü kan sayımlarında bunları böyle göreceksiniz. Aşina olun diye tıbbi kısaltmalar kullanıyorum. Evet, kanama ise trombosit sayısının azalmasıyla ilgilidir. Beyaz kan hücrelerinin yani ak yuvarların eksikliğinde ise fırsatçı enfeksiyon denen bir durum ortaya çıkar. Ak yuvar sayımının az olması, bağışıklığın baskılanmasına sebep olarak vücudunuzu bakteri ve virüs gibi bulaşıcı organizmaların saldırılarına açık hale getirir. Peki bu hastalık nasıl teşhis edilir? Yapılabilecek ilk şeylerden biri hastadan tam kan sayımı istemektir. Böylece doktor, kırmızı kan hücrelerinin ve trombositlerin sayısının azaldığını görebilir. Aynı zamanda da olgunlaşmamış ak yani tıp dilinde kısaca WBC sayısında doğal olmayan bir artış görülebilir. Yapılabilecek bir diğer şey ise kanı mikroskop yardımıyla incelemek. Buna periferik kan yayması adı verilir. Doktor böylece kırmızı kan hücrelerinin yani RBC'lerin olağan dışı bir şekli olduğunu görebilir. Bu fotoğrafta da gördüğünüz gibi gözyaşına benzeyeceklerdir. Bunun gibi nispeten normal görünümlü kırmızı kan hücreleri görülebileceği gibi gözyaşı gibi damlaya benzeyen kırmızı kan hücrelerimiz de olabilir. Bu hücreler fibrotik kemik iliğinden geçtikleri için kesilip kırpılarak bu olağan dışı şekli alırlar. Şimdi bunu küçültelim. Teşhis için yapılabilecek bir diğer şey ise doğrudan kemik iliğine bakmaktır. Kemik iliği aspirasyonu büyük bir iğne yardımıyla kemik iliğinin bir kısmını çekme operasyonu. Bu operasyonu yaptıktan sonra doktor çok fazla kemik iliği alamayabilir. Buna da bazen kemik iliği kuru anlamında kuru musluk deniyor. Bu da femurda üretim yapılmadığını çünkü orada fibroz olduğunu gösterir. Bu noktada bazı doktorlar kemik iliği biyopsisi yapmak, yani büyük bir iğne yardımıyla elikten bir parça almak isteyebilir. Biyopsiyi yaparak da doktorlar fibroza rastlayabilir. Peki mieloid metaplazili e, primer mielo fibrozu tedavi etmek için ne yapılabilir? Bu noktada tek de olsa bir tedavi yöntemi var. Fibrozu diğer kök hücreleri ile değiştirmek. Buna kök hücre nakli diyebiliriz. Bazen kök hücre nakli için uygun zamanı beklerken hastalara kaybettikleri kan hücreleri için transfüzyon da yapılabilir. Böylece kırmızı kan hücresi ve hatta trombosit sayımında bile artış olabilir. Ve son olarak burada belirtmem gerektiğini düşündüğüm bir tedavi var. Çünkü mieloid metaplazili primer mielofibros 50 yaş üzerindeki insanlarda splenomegali oluşmasının en yaygın sebebi. O yüzden yapılabilecek son şey olarak da splenektomi splenektomi yani dalak çıkarma ameliyatını örnek verebiliriz. Çünkü eğer dalak çok büyürse damarlara baskı yapar ve hastanın kendisini oldukça rahatsız hissetmesine, acı çekmesine sebep olan abdominal şişkinlik durumunu oluşturur. Primer mielofibroz ilginç bir patofizyolojisi olan nadir bir hastalık tüm bunların kökeninde aslında bu hücrelerin ne işe yaradığı ve bunlar olmadığında başımıza neler gelebileceği var. Yani düşünmemiz lazım. Bu hücreler olmadığında görülen belirtiler neler olabilir ve sorunun hakikaten de kemik iliğinde olduğunu anlamak için tıbbi yöntemler nasıl ilerlemelidir ve elbette tanı konduktan sonra tedavi nasıl yürütülmelidir?